Bu saldırı ilk yapıldığı an hemen oklar Amerika'ya çevrildi ve Amerika'da e, Dışişleri Bakanlığı'na yaptığı e, bir basın toplantısında şu soru soruldu e, Sözcü'ye dendi ki böyle bir saldırı var İran işte bir misilleme yaparsa tavrınız ne olur ve yani böyle bir durumda Amerika devreye girer mi? O da şunu ifade etti e, biz dedi tam teyit edemedik dedi İsrail'in yap, yapmadığı konusunda. Buna dedi uğraşıyoruz ancak dedi biz Amerika olarak bölgede böyle bir gerilimden yana değiliz. Yani savaşın yayılmasından yana değiliz gibi bir e, havayla cevap verdi ki bana göre Amerikanın da esas ana niyeti o. Ama senin şimdi az önce söylediğinden sanki Amerika bir bekle gör politikası uyguluyor. Dur bakalım İran ne yapacak gibi bir hava içerisinde e, o tavrında biraz değişiklik var gibi hissettim. Doğru mu okudum bilmiyorum Yunus. Zaten ABD ilk baştan bu yana kendini bu saldırıdan soyutladı. Yani hiç kendini sanki onların bir desteği varmış ya da kabul ediyormuş gibi göstermedi. Bizim kesinlikle dahilimiz yok dedi. Biz kesinlikle katılmadık buna dedi. Ve hatta hiç yapmadıkları bir şekilde hani standardın da dışına çıktılar. Coşkun Başbuğ dediler ki İsrail yaptı bu saldırıyı. Daha İsrail bile kendileri bunu üstlenmeden ABD İsraillilere sorun onlar yaptı dedi. Yani hedefi direkt olarak gösterdi. Hani bu bizim işlediğimiz bir halt değil amiyane tabirle. Bunu gidin İsrail'e sorun bizim suçumuz değildi. Aslında De, Netanyahu. Burada ABD yani. Ona sorun işte, o, bu, bu Bunu net olarak görüyoruz burada. Hani ondan dolayı ben hep ayırmaya çalışıyorum. İsrail Devleti ve İsrail Hükümeti iki ayrı şey. ABD'nin İsrail Devleti'ne olan desteği sarsılmaz, yıkılmaz, değişmez, azalmaz, artar ama azalmaz. Ama İsrail hükümetleriyle çeşitli başbakanlarla olan ilişkisi bazen hani taşlı bir yola girebilir. Bazen anlaşmazlık olabilir. Bunlar oluyor. Ben hükümetinden hoşlanmıyorlar. Neden? Çünkü siz hani 6,5 ay olmuş. Zaten uluslararası toplumdan ciddi baskı yiyorsunuz. İçeride ciddi baskı yiyorsunuz. Bir soykırıma destek vermekle suçlanıyorsunuz. Soykırımı e, burada hem paranızla finanse etmekten hem de askerinizle desteklemekten suçlanıyorsunuz. E bir de üstüne siz gidip hani İran'ın diplomatik misyonuna vuruyorsunuz. Hani olacak şey değil aslında hani Biden yönetimi için. Ama buna rağmen insanlar diyor mesela o zaman hani niye 18 milyar dolarlık yeni silah yolluyor? E o zaman silahları kessin. İşte kesemiyor. Orada da İsrail devletine çünkü kesmiş olacak. Zaten Netanyahu buna güveniyor. Ben de İsrail devletini yönetiyorum diyor. Hani devleti yöneten kişi olduğu için ne kadar hata yaparsa yapsın. ABD'nin İsrail devletine olan desteği bitmez. Bakın mesela İran'ı vurdu. Şimdi bütün desteği son 10 gündür Dur arkasını aldı. Hiçbir ses çıkıyor mu? Normalde biz buraya geliyorduk. Ne diyorduk? İşte Biden hata yaptılar diyordu. Ee, i̇şte savunma bakanı stratejik hata yapıyorsunuz. Savaşı kaybediyorsunuz diyordu. Başkan yardımcısı Kamala Harris Orada bir kıtlığın olduğundan bahsediyordu. Acil ateş kesleniyordu. E şimdi bir hafta on gündür yine ne oldu? İran İran'a karşı İsrail'in arkasındayız. İsrail'i destekliyoruz. Desteğimiz sarsılmaz. Bir anda hava yine döndü Washington'da. Aslında o bizim hani seninle geceleri de yaptığımız programlardaki tespiti bir yerde e, kaşeliyor. Nedir o? Amerika'nın Netanyahu ve beraberindeki siyasi kadroyu ayrı değerlendirdiği, İsrail esas devlet yapısının olgusunu da ayrı değerlendirdiği. Doğru muyuz? Doğru yani e, İsrail devletine olan destek bitemez. Şöyle düşünün hani orada İran gayet İsrail'e saldırırsa ABD'nin şey mi demesini bekliyoruz biz bu gerçekçi mi? Yani Netanyahu hükümetiyle hiç anlaşamıyoruz ondan dolayı ha, ne bravo. hali varsa görsün İsrail. Bravo. Böyle böyle bir şey yok bu bu hayalcilik ha, bile bravo. değil yani onun da ötesinde böyle bir şey olması mümkün değil. Peki bravo. Yunus e, bu diyelim ki bir saldırı oldu iş büyüdü Amerikan seçimlerini nasıl etkiler? Ne kadar büyüdü? <laughs> onu onu bilmiyoruz hani biraz önceki tartışmaların ışığında soruyorum yani. Şimdi burada ben yani şöyle hani de, dediğim gibi İran kalkar Kneseti işte İsrail parlamentosunu yerle bir eder o zaman farklı bir büyümeden bahsediyoruz hani. Ee, bir, birkaç sivil öldü. Ya da ne bileyim 10 tane sivil yaralandı. O zaman farklı bir büyümeden bahsediyoruz. Ya yani ikisinin arasında çok büyük fark var. Ondan dolayı zaten hani Pentagon buradan bugün çıkıp çok ne çok şahin davranıyor ne çok güvercin kalıyor. Acaba yani bir hani benim konuştuğum da öyle. Hani bir bekleyelim, görelim tavrı var şu, şu an Pentagon'da. olabilir mi? Çeşitli odalarında. Yunus Trump'ın açıklamasını daha önce ekranlara getirmiştik. Ee, İran saldıracağını bize söylemişti. Ben de sakin olun, ee, çok da önemli bir şey yok demiştim. Ee, İran yine haber mi verdi Amerika Birleşik Devletleri'ne? O yüzden mi bu kadar net konuşuyor Amerika Birleşik Devletleri acaba? Yani bu haber verme olayı şimdi şöyle. Yani zaten bu 10 gündür Washington, Tahran Tel Aviv hattında bu üçlü üç başkent arasında çeşitli ülkeleri de devreye sokarak buna Türkiye de dahil yani Ankara da dahil oldu buna. Umman galiba şimdi arada Umman var. Evet. Araya Almanya'yı da aldı. ülkeler aradı. Yani şimdi o kadar ihtimaller yüksek ki Göksu hani böyle e, tamam ben hiç kimseye haber vermeden gideyim Tel Aviv'e bin tane seyir füzesi yollayayım diye bir şey mümkün olmuyor. Mesela Washington'ı arıyor ya da Washington'a Birinin aracılığıyla ulaşıyor, İsviçre aracılığıyla da konuşuyor arada, Tahran ve Washington. Diyor ki sen karışma, bizim diplomatik misyonumuzu vurdular, biz de vuracağız diyor. Washington atıyorum Ankara yarıyor diyor ki hani Tahran'a söyle çok da uzatmasınlar işte çok da büyütmesinler çünkü sonuçları bu olur. Sonra işte Tahran telefon açıyor, başka birini arıyor. O da diyor ki "Sen git Washington'a söyle. Hani şu an böyle mesajlaşmalar oluyor. Yani bu 11 gündür." Yunus Bunlar o mesajlaşma bu bir gerçek. O mesajlaşma dediğin doğru. Hatta en son Almanya'yı devreye aldılar. Almanya da şu an Ricada bulunuyor. Bu işi daha fazla tırmandırmalıym diye ama Amerika'nın da kendi içindeki bir takım mekanizmalarla bu haberi Tahran'a ulaştırdığı söyleniyor. Bu konuda bilgin var mı? bunun zaten olduğu ortada yani hani bunu net olarak itiraf etmediler sanıyorum ki. Ha, söylemiyorlar hani ama gizli kanal. Ya yani zaten hani söylenmez yani bir hükümet çıkıp kameralar önünde biz gizli kanallardan şu mesajı gönderdik demez. Ondan dolayı gizli kanallardan gönderiliyor gönderiliyor zaten. Ama burada net olarak iki tarafın hatta üçlünün bu üç tarafın İsrail, İran, ABD çeşitli yollardan mesajlaştığı çok bariz ortada. Yani İsrail var mı orada? Ben benim bendeki bilgilere göre İsrail yok. Sadece Amerika yani hem senin dediğin şöyle, gibi şöyle. İsviçre yani büyük Büyükelçiliği İsrail üzerinden. İsrail'in hamisi. İsrail'in hamisi Amerika. Ha, o anlamda var yani. Değilse evet. İsrail'le şimdi İran yan yana oturdu da bir yerde konuştu anlamında değil herhalde. Hiçbir yan yana gelmiyor zaten. Gelmez yani hani aracılar, aracılar vasıtasıyla. tamam Tam, öyle oluyor işte. Evet. Hani yani aslında ikimiz birbirimizi görüyoruz diyoruz ki hani Coşkun git İsmet'e söyle Hani sen de Yunus git coşkuna söyle gibi. Hani böyle evet. bir ortam kurmuşlar yani ülkeler. Ama normal zaten bütün bu tür işler böyle yürür yani. yani. Çünkü yani çelik çomak oynamıyoruz diye onu söylüyorum. Yani bir ama dünya savaşı yani? bu şimdi, tetikleyecek bir şey. Ama bu çok soru geliyor. Bu işleri daha çok karıştırmak anlamına gelmiyor mu? Ya da bu mu isteniyor? Şimdi İsmet Bey'in dediği ortam hiç olmaz. Yani İran gidip de İsrail'de oradan olmaz. Olmaz yani. Ee, ama bu tabii korktuğundan veya şeyinden değil. değil. Arka planda başka işler döndüğü için. Burada hani İran'ı o nedenle az önce tartıştık. E, bugüne kadar hani Hamas'a e, şu ana kadar yapılan o katliam ve soykırıma gerek diplomatik anlamda gerek e, yardım anlamında en büyük desteği veren ülke Türkiye. Yani bu e, Gazze ile ilişkilendiriyorsun bu meseleyi de esas bu İsrail ile İran'ın kendi arasındaki Netanyahu savaşı yaymak için yapmış olduğu bir tezgah. E, argo tabir. Şimdi Yunus'un da zaten kastettiği o. Yani birileri durdursun şu gerilimi, tansiyonu denen hadisenin özünde o yatıyor. Netanyahu yaymak istiyor. Amerika'da asla bu bölgeye bu işin yayılmasını istemiyor. Hayır. Ve şu an çatışan çakışan da bu. İran'da tuzağa düşmek istemiyor orada bir. Bu da başka bir sıkıntı. Heh, Çünkü Netanyahu'nun işine yarayacak. Zaten onu bildiği için evet. şu an e, İran'ın doğrudan devreye girmediği bir hadis var ama. Ama Buyurun Melki. Ya bu... Ama Yunus şöyle herhalde değil mi? Yani İsrail'i koruma refleksi e, sonuç itibariyle Amerika müesses nizamının hem fikir olduğu bir başlık. bu ne Amerikan seçimleriyle değişebilir. Atıyorum Biden gitti, Trump geldi. Pek bir şey değişecek gibi görünmüyor. Yani Amerika müesses nizamı, işte Amerika aklı ne diyeceksek hepsinin hem fikir olduğu mesele İsrail'i koruma fikri. Doğru mu anlıyorum? Bu bir devlet fikri. Yani devletin hani damarlarına işlenmiş, devletin ha. kodlarını oluşturan evet. bir politika bu. Buyurun Coşkun. Peki ay Yunus, Amerika Netanyahu'yu harcayıp İsrail'i kurtarabilir mi? Şimdi burada ilginç görüşmeler yaşandı. İşte bir buçuk ay önce Ramazan Ramazan'da Ramazan'dan önceydi pardon. Ramazan'dan önce buraya mesela beni Gent geldi. İsrail Savaş Kabinesi üyesi. Netanyahu'nun gelmesini istemediği biriydi. Hatta buradaki büyükelçisine dedi ki beni Gent'se araba dahi vermeyeceksin, koruma dahi vermeyeceksin. Sen de o görüşmelere girmeyeceksin demişti. Daha sonra işte buraya Galant geldi. Galant geldi tek başına herkesle görüştü işte. Beyaz Saray'da, Pentagon'da, dışişlerinde yani... Bir başbakan düşünün, Hani savunma bakanı geliyor, kafasına göre toplantılar yapıyor. Savaş kabine üyesi geliyor, kafasına göre toplantılar yapıyor. Şimdi burada üç tane hükümetin olduğunu söylemiştim ben İsrail'de yakın zamanda. Bir, Netanyahu'nun hükümeti. iki Galant'ın hükümeti, savunma bakanının. Üç, Beni savaş kabine üyesinin hükümeti. Yani üç farklı, üç başlı bir yönetim var adeta orada. Ve Netanyahu'nun oradaki otoritesini de zorluyorlar. Hani her konuda anlaşmıyorlar. İsrail hükümeti de kendi arasında her konuda anlaşmıyor. Yani burada anlaşılan tek şey şu. Hani Hamas Gazze'yi yönetmemeli. Bu zaten ortak eder. Ama onun dışında biz buraya nasıl ulaşırız? Yani gidilecek destinasyon belli ama hani A mı, B mi, C mi, D mi? Hangi yoldan gideceğiz? Hangi virajı kaç hızlı alacağız? Nasıl alacağız? Hangi arabaya bineceğiz? Bunların hepsi konusunda çeşitli fikir ayrılıkları var. E bir de Washington'da Biden yönetimi var. Onların da farklı çekinceleri var. Çünkü biz şu an seçim dönemindeyiz. 6,5 ay kaldı seçimlere. E Biden'ın oyları çok da iyi gitmiyor. Trump seçimler, seçim anketlerinde önde geliyor. E siz BM'yi kaybetmişsiniz. BM'de bütün destekçileriniz İngiltere bile sizi terk etmiş bu oylamalarda. En sonunda siz Netanyahu'nun kulağını çekmek için o e, Ramazan ayında ateşkes tasarısında e, veto etme veto etmeden geçirdiniz. Çekimsel kalmak zorunda kaldınız. Hani bu bile bir mesaj göndermedi Netanyahu'ya. Çünkü dinlemiyor. Şöyle düşünün. Yani sizin bir evinizde bir hani küçük kardeş var. Siz bunu kardeş sonuçta atsan atamazsın, satsan satamazsın. Hani koruyacaksın her pahasına, Ne olursa olsun. Ama gidiyor. Sen yapma diyorsun. Bak başını belaya sokma. Gidiyor, taş atıyor öbür mahalleye eve bela getiriyor. Şimdi yani bu İran'a karşı yapılan saldırı tam olarak öyle. Hani Biden'ın başına artacak niye bir bela daha getiriyorsun? Zaten senin bütün dertlerinle uğraşıyor. Biraz şu an Washington öyle bakıyor bu olaya. Ondan dolayı hani Amerika bilmiyor mu bu biraz önce şu arkamdaki podyumdan çıkıp ey İran hani aklını başına al Dağıtırız Tahran'a demeyi bilmiyorum. Peki biliyor. böyle Ama benim bunun sormak istediğim işine yaramadığını da biliyor. Benim sormak istediğim aslında reklam öncesinde sordum. Tamam İran'a böyle söylemesin. Senin de söylediğin gibi e, üç 3 tane İsrail var burada Amerika Birleşik Devletleri'nde. Netanyahu ile Biden'ın e, Gazze gerilimi başlamadan önce de savaş başlamadan önce de aslında aralarının iyi olmadığı belli. Netanyahu'yu orada o koltukta tutan sebep ne? Madem bu kadar Amerika Birleşik Devletleri Netanyahu'dan rahatsızsa. Ve... Çünkü bir savaş hükümeti var şu an orada. Bir savaş hükümeti var. Yani burada ben hani İsrail anayasası uzman değilim, ülkenin dinamiklerine de hakim değilim açıkçası. Hani çok hani hukuki şeylere girmiş oluruz. Yani bir savaş hükümeti sırasında savaş ilan edildiğinde hükümet nasıl fesedilir? Fesedilebilir mi? Parlamentoda ne kadar oy gerekir? Bunların Bunlar için bir İsrail uzmanına sormak lazım ama hani savaş hükümetinin başındaki bir kişiyi indirmek de o kadar kolay değil. İlk önce savaş halinin bitmesi lazım. E zaten ve savaş ne kadar sürerse Netanyahu o kadar başta kalır. Zaten Netanyahu seçimle gelmiş bir kişi. Amerika Evet. Yani kuşkusuz o anlarda değil ama Amerika Birleşik Devletleri istediği zaman ki hani o kadar sözü geçen abisi konumundaki bir ülkede de şimdi İsmet Bey de kafa sallıyor. İstese hani değiştirebilir zaten. Zaten Amerika istiyor ve değiştirmek maksatlı bir operasyonun içinde. Hatta çok güzel tespit ettin. Bu olay Gazze ile başlamadı. Evelinde ciddi sürtüşmeler, resteşmeler oldu ya. Netanyahu'nu ben çok iyi hatırlıyorum. Kabul etmedi galiba Amerika'da da Biden Netanyahu'yu kabul etmedi. Görüşmediler. Bilmiyorum. Öyle bir şey olay olduğunu hatırlıyorum. Şöyle dedikten sonra oldu olay. Burada şu şöyle iki olay oldu. Aralıkla Ocak sonu arası. Ondan sonra da yine Ocak'tan Mart'ta kadar mesela iki kere böyle bir ay yani beş hafta beş oldu. Hani 5 hafta görüşmediler sonra bir telefon. 5 hafta daha görüşmediler sonra bir telefon daha. Hani Biden net olarak tepkisini koyuyor zaten. Ben Ama seninle konuşmam diyor. Hatta son konuşmalarını <laughs> sanıyorum ki Mart ayı mıydı ya da işte Ocak ayının sonu alıyor. Affetmeni hatırlayamadım. Telefonu yüzüne kapattı. Öyle evet. bitti o görüşmenin söyleniyor. Yani bunlar da yazıldı Amerikan medyasında. O görüşmeler de Yunus'un ifade ettiği gibi böyle hani yapıcı görüşmeler değil. Ciddi seçmelerin olduğu görüşmeler. Netanyahu iç işlerimize karışma diye Amerika'ya defalarca hem görüşmelerde hem öncesi sonrasında aldığı tavırlar var. Ve Amerika hani ta orada bana göre ipini çekti Argo tabir Netanyahu'nun ve bu Gazze'yi de buna malzeme yapıp hem Netanyahu'dan kurtulmayı hem de bu işi onun üzerine fatura etmeyi denedi ve halen de onu deniyor. Şimdi az önce Yunus'un ifade ettiği kardeş evet yani evvelden beri Amerika İsrail kardeş ama o kardeşin diğer kardeşini e, bir şekilde devrenin dışına atıp e, kurban edeceğini Netanyahu çok iyi biliyor. Dolayısıyla o kardeşlik bana göre sadece kağıt üstünde kaldı Netanyahu için. Evet, Netanyahu ile görüşmeyen Biden olunca Trump'tan da eleştiri alıyor zaten değil mi Yunus? <laughs> Biden yüzde yüz Filistin yanlısı. Ben hiçbir eee ne demişti Trump tam olarak başbakanın olmadığı kadar Yahudi İsrail yanlısı olacağım diye. Belki Netanyahu ile görüşmemesinde böyle Belayı o açtı Kudüs'ü Amerikan Büyükelçinin taşıdı bu şeye Kudüs'e zaten herkes, Trump işi gerdi. Al oldu tökene ya Herkes işin başlangıcını ya. unuttu. Neden işin başlangıcı? İşin unuttu. başlangıcı Birleşmiş Milletler toplantısında başladı. Orada Netanyahu gerekli desteği aldı. Mutabık oldular zaten onların bu anlaşmalarını şu veya bu şekilde sızdırıldı ki Hamas'ta 6 Ekim olaylarını gerçekleştirdi. Hı. Şimdi Dokuzunda oturup da, çünkü. oturup da oturup da şu anda Netanyahu'ya yönelik bir şey yaptığı zaman Netanyahu çıkıp dese ki ne konuşuyorsunuz ya beni siz buna ittiniz beni siz zorladınız olay biter. Yani şu anda ben dedi zaten onu. Efendim? başka şekilde e, Amerika'nın eski hikayelerini açtı. Pearl Harbor evet, yani e, işte yani o, o da onun benzeri. 11 Eylül. Onun için, onun için burada iki şeyi ben değerlendirmede dikkate almıyorum. Bir, Netanyahu karizması çizildi. Yok İsrail gerçek İsrail şu anda katliamı yaptı. Yani Ay, bir taraftan ya değil, katil bayılkan ülke bayılkan diyoruz. Bir taraftan bakalım. da canım İsrail'e Gazze'yi yerle bir etti. E yani ala. Yani etti etihale de ediyor. Refah'ı et, etmeye çalışıyor ve şu anda kimse bakın bunu konuşmuyor. Şu anda Refah Kapısı'nın olduğu bölgede Sina Çölü'nde bir bölge hazırlanıyor. Gazzelileri oraya sürecekler. Ve Mısır'ı da ikna edecekler. Her ne kadar başta Mısır olmaz filan dediyse de olacak. O iş bittikten sonra da dönecek İsrail. ikinci senaryosunu şeye koyacak. Batı Şeria'yı da Ürdün'e sürecek ve böylelikle rahatlayacak kadar Lübnan'a. Sıfır Şimdi, ihtimal iddia edebilirim her türlü şeye. Efendim sen iddia et ben söyleyeyim. Hayır bir bahse girelim burada. Bahse girme. <laughs> benle bahse girenler Yoksa Hanım'da kaybediyor. şahit olsun. Benle, benle bahse girenler kaybediyor. <laughs> Seçimler için bahse girenlerin hepsi kaybetti. Onun için benle bahse girme. Ben size siyasi yorum yapıyorum. Yani ben şu anda bizim devletin olayı nasıl görme olasılığı olduğunu gözüyle bakıyorum. Yani devlet aklı şu anda mesela Türkiye niye dikkatli davranıyor? Yani öyle bir yapı ki bu İsrail şu anda gözü kara her şeye gidiyor.